Herkese merhaba, benim dünyama, benim hikayelerime hoş geldiniz. Sizinle bu ilk sohbetim, böyle bir ağacın altında sizinle sohbet etmek istedim. Çünkü ben böyle ağaçların altına oturmayı çok severim, onlarla konuşmayı çok severim. İlk YouTube videomu şu anda çekiyorum. Siz bunu izlediğinizde hatta benim doğum günüm olacak. Happy birthday! O yüzden aslında çok heyecanlıyım. Sizlere burada neyi anlatacağım, YouTube'a neden girdim, neler yapacağım, kısa bir özet geçeceğim. Kusura bakmayın, gerçekten çok heyecanlıyım. Her zaman evet biz kameranın karşısında oynuyoruz ama bunu çekmek, bunu yapmak çok ayrı bir şeymiş. Sizlerle soru cevap yaptığımda YouTube açsana, YouTube kanalın olsun diye mesajlar geliyordu. Hatta birçok yakın arkadaşım Amerika'da yaşıyorsun, YouTube kanalı açsana deyip söylüyordu bana. Bunlardan bir tanesi yani en başta söyleyen Ceyda. Biliyorsunuz Ceyda Kasabalı. Kendisi muhteşem bir YouTube kanalı yapıyor eşiyle beraber. O yüzden açmak istedim ama bir türlü böyle kendimden emin olamadım. Daha doğrusu bana bir ekip lazımdı bu kanalı açmam için. Ben biraz çok ince detayları düşünen bir insanım. O yüzden her şeyin çok iyi olması lazım benim için. Ve bunu burada Amerika'da yapabilecek bir ekibi de kolay kolay bulamayacağımı düşündüm. O yüzden de doğru bir ekiple karşılaşmayı bekledim. Ve doğru bir ekiple karşılaştım ve beni YouTube kanalı açmaya ikna ettiler. O yüzden sizlerle beraber olacağım. Aslında açmamın sebebi birincisi tabii ki Amerika'da yaşadığım için iş dönemlerinde İstanbul'da oluyorum. Proje çektiğim zaman dizi olsun, sinema olsun. Ama onun dışında çalışmadığım dönemlerde de işimden uzak kalıyorum. Bu da benim bir işimin bir parçası. O yüzden de neden böyle bir şey yapmayayım? İşte insanların merak ettiği konular var. Görmek istediği yerler var. Ben de hazır Amerika'dayım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. İkincisi de yani biliyorsunuz ki hepimizin çocukluk döneminde ailelerimizin çektiği kasetler vardır. İşte anılarımız, çocukluk anılarımız, videolarımız ama zamanla teknoloji ilerlediği için o çektiğimiz videoları günümüze dönüştürmek zor oluyor. Aslında birazcık da burada Talih bunları izlediğinde annem, babam ve ben biz bu anıları yapmışız. Daha da ilerisini düşünecek olursak Talih'in eğer bir gün çocuğu olursa dedemle anneannem neler yapmış diyecek. Bu da çok güzel bir duygu bence benim için. Böyle hani anılarımızı biriktirelim. Bunu da insanlar paylaşalım diye tadında dozunda sizlerle beraber bir kanal oluşturmak istedim ve bu da benim ilk videom. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hatta bugün üstüme Talia'nın cinsiyetini öğrendiğim elbiseyi giymek istedim. Gerçekten o gün taktığım taç ve giydiğim elbise Talia'nın kızı olduğunu öğrendiğim elbiseydi. Bana şans getirsin hem diye giydim hem bu elbiseyi hem de dediğim gibi bu videoyu izlerken benim doğum günüm olmuş olacak ve ayrıca onun şansı olsun dedim. Zaten çoğu o zaman beraber soru cevap yaparız. İzlediğinizde neleri görmek istiyorsunuz, neler öğrenmek istiyorsunuz? Bunu zamanla birbirimizi tanıyarak yapacağız. Tabii ki buranın iyi kötü yanlarını da size göstereceğim. Burada yaşamanın ne kolaylığı olduğunu, ne gibi zorlukları olduğunu sonuçta evet güzel bir yerde yaşıyorum ama tabii ki arkadaşlarımı, İstanbul'u, ailemi çok özlüyorum. O noktalar çok ayrı. Talia ile olan hikayelerimi göreceksiniz. Ara ara Talia ile beraber videolar paylaşacağız. Hatta eşim Buğra da bazı videolarda olacak. Tabii o çok sıklıkta olmayacak ama tatil videolarımızda ara ara videolarda bana eşlik edecek. Küçük bir söz verdi. Hatta bugün yani ilk videonun hatırına herkes yapıyormuş. Biz de yapalım dedik. Soru cevap yapacağım ama Buğra'nın bundan haberi yok. Buğra şu anda işte. Bakalım ne cevaplar verecek. Bunu çok merak ediyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah hani bu işi becerebilirim gerçekten. Çünkü göründüğü kadar böyle basit değil. Bu da bir ayrı bir gerçekten iş. Aslında benim bunu tek başına çektiğimi düşünüyorsunuz ki evet Amerika'da olduğum için bunu tek başına çekiyorum. Arada Buğra yardım edecek ama işin asıl kısmı arka ekip. Onların hepsi İstanbul'da. Burada videolarım çekilecek. Ben elimden geldiği kadar sizlerle videoları düzgün çekmeye çalışacağım ama geri kalan editlenme kısmı olsun, sizlere sunulacağı şeklindeki hazırlanıp sizlere izlemeniz söyleyemedim bir saniye. Yani sizlerin izleyeceğiniz şekle gelmesi için ekip İstanbul'da çalışacak. O yüzden o ekibe şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi eve gideyim. Buğra'yı bekleyeyim. Buğra işten geldikten sonra da soru cevabı yapayım. Evet, bu ikisi de evin diğer bebekleri. Dünya Bey'le Mini
Minik Hanım. Zaten hepiniz biliyorsunuz Dünya ile Minik'i sürekli paylaşıyorum. Bunlar bizim minik dostlarımız. İkisi gerçekten bu evin işe kaynağı diyebilirim. Dünya Bey. Merhaba de. Merhaba. Dünyanın bu kadar sakin göründüğüne bakmayın. Kendisi tam bir Tazmanya canavarı. Minik Hanım ise tam bir prenses. Sen de merhaba de. Merhaba. Minik ve Dünya'yı da tanımış oldunuz. Şimdi diğer iki evin küçük bebeklerini göstereceğim. Bu da Zeytin Hanım'la Moka Hanım. Aslında üç tanelerdi. Bir tanesini kaybettik. Bunlar da evin diğer bebekleri. Asıl bebek Talya Hanım. Biliyorsunuz zaten kendisini. Talya'cığım bir merhaba der misin? Peki bir el sallar mısın lütfen? Oh, şu an birazcık utandı. Şişi. Efendim. Şişi. Anne. Efendim. Bu da sevgili Emma'mız, bizim Hello. Canımız. İçeri girmiş, bildirim geldi telefonuma. İşten geldi, şimdi ona sürpriz hazırladım. Bakalım, size de konuşmuştum zaten. Ona soru cevap yapacağım. Neyse geldi, ben kapıyı açayım. Hoş geldin. Bu ne? Sürpriz. Böyle mi artık? Bu ilk videom biliyorsun. Ama artık... yani işten geldim. Böyle mi karşılayacaksın artık? İşte sürpriz dediğim. Şu süper sürpriz. Asıl büyük sürprizimi bilmiyorsun. Eyvah. Şimdi. Bu gülüşü ben biliyorum. Sana sorular soracağım. Evet. Sen de bana cevap vereceksin. Bu senin kanalın. Bana niye soru soruyorsun? Benimle alakalı sana sorular soracağım. Ben niye sana soru sormuyorum o zaman? Çünkü. Ben de sana bir dakika şimdi. Böyle bir şey olabilir mi yani? Sen bana soru soracaksın. Ben cevap vereceğim. Ben sana soru... Neyle alakalı dediniz? Ne soracaksın? Bir daha sor bakayım. Yani şöyle söyleyeyim. Beni ne kadar iyi tanıyorsun? Seni çok iyi tanıyorum da kim bilir ne soracaksın? O zaman şöyle bir şey yapalım. Bana biraz zaman ver. Ben de hazır yani. Geldim bismillah eve giriyorum. Böyle karşılıyorsun. Bana biraz zaman ver. Bir gideyim bir kendime geleyim dinleneyim. Ben de soru hazırlayayım. Acelesi var mı? Şu an çekmez onu. O zaman şöyle yapalım. Normalde sadece ben soracaktım. Hadi bu ilk videonun hatırına sana da soru hakkı veriyorum. Çok teşekkür ederim. 20 dakika içinde hazırlan. Ben de... Yarım saat. Tamam yarım saat olsun. Hadi bakalım. Sürprize bak. Buğra hazırlansın bakalım neler soracak ben de merak ediyorum. Yani bu işi hiç böyle beklemiyordum bana döneceğini. Bana da döndü. Hayırlısı. Evet heyecanlı mısın? Değilim. Yani ne sorabilirsin ki? Hepsini biliyorumdur muhtemelen. Şimdi soru cevap bölümümüze geçtik. Ben... Benimle alakalı sorular soracağım. Buğra bunları bilmeye çalışacak. O da kendiyle alakalı sorular soracak. Ben bilmeye çalışacağım. Bakalım bu işin galibi kim gelecek? Bunun sonunda bir ödül falan var mı? Bir şey var mı yani? Sorup kapat. Hadi bay bay mı diyeceğiz? Bir şey yap. Bari bir iddia bir şey yapalım. Yani bu işten zararlı çıkarsın diye düşünüyorum. Yemek olsun. Kaybeden kazananı yemeğe götürsün. Tamam. Peki anlaştık. Bu arada ben sana başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Ha bir de bir sürpriz daha mı? Hayır bir sürpriz daha yok. Biliyorsun ki bu YouTube konusu sürekli bir gündemimize geliyordu. Sen de arada videolara katılır mısın diye ilk sorduğumda ben yapmam demiştin. Ama daha sonra tekrardan hani ara ara peki videolarında olurum diye bir cevap verdin daha sonra tekrar sorduğumda. Evet. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Yani tabii ki ben mutlu olurum. Bu soru cevabı dahil mi? Hayır bu soru cevabı dahil değil. Bu bonus. Bu hani bizi izleyenleri de senin neden YouTube'da ya da ara ara benim videolarımda olduğunun açıklaması gibi bir durum. Peki. Vallahi bu soruya ben bir bölüm çekerim bu sorunun cevabına. Talya doğduktan sonra anı bırakmak istiyorum. Bu da çok aslında elimizde böyle bir fırsat varken YouTube müthiş bir arşiv. Talya'ya, torunlara kadar anı yani bu ne bütün yaptığımız her şey gözükecek. Bir de Ceyda unutma bak biz sürekli bir şeyler yapıyoruz. Yani hayvanat bahçesi yok, işte seyahatler aslında. Bu yani Talya ile her şey beraber ben de seninle katılıyorum. Şimdi oraya gideceğiz sen video çekeceğim. Ben ne diyeceğim? Çekmeyin beni yapacağım. Yani mecburen zaten bir şekilde sonuçta. İşte bir aileyiz. Beraber ve her yerde bir de beraberiz. Bu öyle bir şey de olmamam zaten söz konusu olamazdı. Yani bir gariplik olurdu. Tabii ki bu senin işin. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum bu arada seni.
başarılar. Ara ara misafir olmaya devam edersin. Bu çünkü bir hobi gibi değil. Bu gerçekten tam zamanlı bir iş. O yüzden yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok beni ilk programına beni konuk aldığın için çok teşekkür ederim. Açılış konuğum ben şimdi. Sen evet, evdeki herkes açılış konuğu oldu. Talya, süper. İşte Dünya Minik, yine bilgilerimiz. Onları ben gün içinde çektim. İzleyeceğim bakalım. İlk sen mi başlıyorsun, sen başladın. İlk senin kanalın, ben başlıyorum. Senin kanalın. Ben misafir olduğum için sen başlıyorsun. Hadi bakalım. En sevdiğim mevsim. Çok zor soru ya. Gerçekten çok zor soru. Nasıl zor? Yani kolay gibi gözüken ama hiçbir fikrim yok. Tamamen atacağım. Sen hala yazmaya devam ediyorsun. Demek ki bitti. Demek ki yanlış cevap verdim. Çeviriyorum. Bir, iki, üç. Kış mı? Seviyorsun, kar görelim diyorsun, bir şey diyorsun. Ben nereden bileyim? İlk kış bahar, değil mi? Yani ayrı, kar görmek ayrı ama en sevdiğim mevsim ilkbahar. Bunu hep söylüyorum. Olmadı. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey söylediğini. Ben sana bir, senin kanalın, madem misafir oldum, sana avans veriyorum. Yani bu soruyu bilmeme şansın yok. Hangimiz daha düzenliyiz? Yazmama gerek var mı acaba? Yaz. Ya bu soruyu bilmeme şansın yok. Ben bilerek ama sana kolay sordum yani. Tamam. Bir. İki. Üç. Tabii ki ben. Bu arada kağıtları israf etmiyoruz. Bizim her salı ve cuma evlerimizin önüne araba geliyor. Plastik atıklarımız olsun, kağıtlarımız olsun geri dönüşüme gidiyor. O yüzden onları toparlıyorlar, alıyorlar. O yüzden hiçbir şekilde israf etmiyoruz. Ortak şarkımız hangisi? Bir dakika. Ortak şarkımız mı? Ortak. Bizim şarkımız mı? Yani işte ortak bizim. Oo. Bakma. Ben de aynısını yazıyorum zaten. Nereden biliyorsun? Okudum. O zaman kopya çekiyorsun şu anda. Çeviriyorum. Bir, iki, üç. Üç. Baharda kuşlar gibi. Baharda kuşlar gibi geldin kondun. Bildim. Küçükken ne olmak isterdin? Kesin sana bunu söylemişimdir. Bir. Yani iki şıkta kararsız kaldım ama bence bu da bilmiyorum. Bir, iki, üç. Mimar. Evet ve oldum. Evet, mimar oldum. Tesadüf hanım oldum. İkinci aklıma geçen neydi söyleyeyim? Neydi? Yelken. Ama ne yani, denizci mi olacaktın? Evet. Yok, denizci olmak istemiyordum. O sonradan olmak istedim. 2-1 öndesin. Bu iki şıklı bir şey. İki tane en büyük takıntım. Talya geliyor bu arada. Talya geliyor. Talya, anneciğim. Merhaba demek ister misin? Sorumuzu birazcık ara verdik çünkü bu yer elması birazcık bizimle vakit geçirmek istedi. Burnu falan boya olmuş. Ne yaptın kızım? İçeride boya. Burnum boya olmuş aşkım. Talya sen kimsin? Tatum. Talya kendi adına Tatum diyor. Daha Talya diyemediği için. O yüzden Tatum. Al kızım, boyama yapmak ister misin? Al şu kalemle boya bakalım. Kalp çiz buraya. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel yaptın. Anne. Evet. Araba. Araba mı geçti? Aa. Nasıl geçti araba? Peki Talya, biz seninle müzeye gittik. Orada dinozor vardı. Dinozor nasıl yapıyordu? Öyle mi ses çıkartıyordu dinozor? Dişlerini nasıl yapıyordu? Peki iyi geceler deyip el sallar mısın böyle? Bir de öpücük ver herkese. Tamam, yeter bu kadar. Ben yeter de öpebilir miyim? Lütfen. Hadi bakalım, biz Talya'yı yatırmaya gidelim. Sonra sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim. Öyle kolay kurtulamazsın Buğra. Kaç soru bitti? 4. Birazdan görüşürüz. Talya yatmaya gitti. Biz de devam ediyoruz. İki tane en büyük takıntım. Çok zor soru. Bir tanesini %100 biliyorum. Ama ikincisine... Bakma. Bakmadım. Ha, bir tanesini kesin biliyorum. Yazdı. Bence bunu bilmezsen garip yani. Bunu %99 bilmen gerekiyor. Birinden emin değilim. Birinden %100 eminim. Peki. Çeviriyorum. Bir. 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 Temizlik ve küpe. Temizlik ve küpe.
Çok zor soruydu gerçekten. Bunu bilmem bana göre mucize. Bu arada gerçekten hani temizlik zaten en büyük takıntım ama küpe gerçekten takıntım. Küpesiz kalamıyorum. Yani gerçekten kalamıyorum. Yani ufacık bir şey de olsa olacak. Hatta iplik bile olsa olacak yani. O derecede bir takıntım var. Sorabilir miyim? Sen de değil mi sıra? En bilinen, en belirgin fobim. Ben kısa yazdım, uzatmıyorum. Açıklamasını yaparım, sen bilemezsin. Yani. Bir, iki, üç. Balık pulu. Balık pulu, evet. Ben de balığa dokunamıyorum. Yani şu ufacık böyle bir hamsi getirin, ölü bile olsa pulundan fobim var. İçim böyle kötü oluyor. Hiçbir şey yok ve inanılmaz derecede balığa gitmeyi seviyorum. Sürekli de balığa çıkıyorum yani bu arada. Ama bu arada balığa çıkıp bütün herkesi belli bir saatten sonra yeter artık dedirtebiliyorsun. Çünkü Burak balığa gerçekten dokunamadığı için tuttuğu bütün balıkları ben veya arkadaşlarımız çıkartıyor bütün balık boyunca. Şimdi bende mi sıra? Yani bilmeni istemiyorum. Asla yemem. Dünyanın en kolay sorusu. Avans mı verdin bunu bana? Bakma. Değiştirirsin falan sen şimdi. Ama asla yemem dedin. Nasıl değiştireyim? Bir dakika. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Kırmızı et. Yani zaten bunu bilmemen imkansız. Evet, hemen puanımı yazıyorum. 3-3 olduk bu arada. Evet, neyse daha var sayfamız. Kazanmam lazım. İki tane köpeğimiz var. Evet. Benzer böyle suçlar işlediklerinde, hataları, yaramazlık yaptıklarında hangisini kayırıyorum? Bir tanesine böyle daha az kızıyorum. Buna ben çok kızıyorum gerçekten. Ama Burak bunda ayrımcılık yapıyor. Minik. Kız olduğu için. Olmaz. Bu konuda kız anlaşamıyoruz gerçekten. Kız olduğu için. Bir de o benle büyüdüğü için. Evet, sıra sende. Hangi kumaşa asla dokunamam ve giyemem? Bir. İki. Üç. Kadife. Yün. Ya bu arada gerçekten kadifeye de çok dokunamıyorum. Tamam ama kazandım o ama zaman. Ama hayır. Ama asla dedim. Bak kadifeye çok az bazı kadifelere dokunabiliyorum ama gerçekten yün kazan. Ben senin yün kazan. Bilmiyordum. Dişlerim falan kötü oluyor gerçekten. Puan alamadım. Alamadın. En sevdiğim yemek. Oo. Of. Bak, bir dakika. İki tane var. İkisinden birini söylersen kabul edeceğim. Tamam mı? Şuraya yazıyorum. İkisinden ikisi de kabulüm. Ama sen her yemeği seviyorsun. Ayrım yap. Böyle dinliyorum. Bakma ya, baktın mı? Ben görmedim gerçekten. Çünkü şu anda gerideyim. Bilememen lazım. Bak ve ona rağmen iki tane yazdım. Neyse bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Ne tepsi mantısı. Hayır. Tarhana çorbası veya İskender. Evet ya. Çok güzel oldu bu. Bilemedim. Evet, hadi bakalım. Bir soru bilirsem beraberlik geliyor. En çok görmek istediğim ülkelerden biri. Ceyda sen her yeri görmek istiyorsun. Yani bu sorunun cevabı yok ki. Böyle bir şey yok. Yani imkan yok böyle bir şey cevap vermemin. Bence veririz. Ülke mi, bölge mi, şehir mi ne? En çok gitmek istediğim ülkelerden biri. Oo, yandık. Aa tamam buldum. Bileceksin kesin ya. Ya of. Hazır mısın? Olmaz ya. Hazır mısın? Değiştirsen maçı. Bir. İki. Değiştirebilir miyim? Hayır. Bir. Şaka yap. İki. Üç. Hindistan. Hindistan. Güzel oldu. Dört dört. Ben soruyorum hadi. Biliyorsun Covid'de herkes kendiyle ilgili bir şey böyle bir yeni bir hobi edindi, yeni bir şey keşfetti. Hı hı. Ben Covid'de kendimle ilgili ne keşfettim? Bu nasıl bir soru ya? Covid'de ben ne yapmaya başladım? Daha önce yapmadım ama Covid'den dolayı ne yapmaya başladım? Çok basit bir şey. Keşke öğrenmeseydin. Keşke yapmayı öğrenmeseydin. Ya yapmayı öğrenmeyken öyle çok da yaptığım bir şey değil de zaten bildiğin soruyu muhtemelen. Gerçekten. Bir dakika ben bunu daha... Cevaptan sonra. Bir şeyler ekleme. Çünkü tek bir şey yaptın Covid'den sonra öğrendin. Bir, iki, üç. Yemek yapmayı. Elimin çok lezzetli olduğunu keşfettim. Ya böyle bir şey olmaz. Yani
Kaybettin. Peki. Kaybettin. O kadar sıkıldık ki Covid'de. Ceyda'nın da hamileliğine denk geldi birçok bölümü zaten. YouTube'da birkaç tane sevdiğim insanın videolarını izleyip yemek yapmaya başladı. Bu arada yumurta bile kırmayı bilmiyordum yani bu olaydan önce. Hiç yemek yapmayı bilmiyordum. Hala da yapmayı biliyorum diyemem tabii de. Yani yine bir şeyler arada bir yapıyorum ama mutfak falan rezil oluyor tabii. Ama onu biraz bilerek yapıyorum ki bir daha istemesin Ceyda diye. Böyle ekstra tabaklar falan çıkarıyorum. Darma duman ediyorum her yere. Ama zaten yemek yapacağım dediğin anda istemiyorum. Lütfen yapma ben yaparım. Ama kötü mü oluyor? Güzel oluyor ama arada hani onun yapınca da toplaması daha bir güzel olur. Bu arada Ceyda inanılmaz iyi yemek yapıyor. O yüzden zaten benim yemek yapmam falan gerek yok. Hakikaten elin çok lezzetli. Bu konuda mütevazı olamayacağım gerçekten. Evet. Şimdi ben soruyorum değil mi? Sevdiğim spor hangisi? Bunu da bilemezsen artık yani. Bisiklet mi? Yaz. Bilmiyorum. Aerobik. Beraber cime gidiyoruz. Bilmiyorum, yazar mısın lütfen? Bunu gerçekten bilmen gerekiyor. Gördün değil mi? Gördün mü? Gördün mü? Eğer zaten aynısını yazarsan bir iki gördüm bir biliyorum. Dakika, ilk söyledim biliyorum. Zaten ben bisiklet diye muhtemelen bisiklet. Eğer benim cevabımı verdiyse gerçekten gördüğü için biliyor. Bir, iki, üç. Binicilik. Aa, ben bisiklet yazdım bak. Üstüne bir profesyonel biniciyim. Evet doğru. Ve sen bunu bilemedin. Doğru. Helal olsun. Okuma bile gelmedi ama. Helal olsun. Hadi sen onları yap, ben birkaç sayfa daha bize şuradan ver. Koparayım. Ben sorunu seç. Seçtim. Son 4 soru. 4, ben 4 seçtim. 4, sen 4 ben. Emeklilik hayalim neydi? Bir dakika bakma. Bakmıyorum. Nasıl güveniyoruz birbirimize? 1, 2, 3. Dünya ya. Turu yelken. Neydi dememin sebebi de Talya'dan sonra tabii bunun artık birazcık hayal olması ve 6 oldun Ceyda. Bana aldığın ilk hediye neydi? Ben bunları nasıl unuttum ya? Ben çok basit sorular sormuşum Ceyda. Benim sorularım çok basit. Sen bayağı böyle uğraşmışsın üstüne. Bana yarım saat verdin. Bayağı tuzak kurdun yani. Ama bunlar çok yani bilinen bir şeyler. Sana aldığım ilk hediye. Bir kere çelenk göndermiştim. Gerçekten Buğra bana o zaman bir diziyle anlaşmıştım. Buğra bana bir çiçek gönderdi. Ya. Şöyle taşıdık. Çiçeği getiren kişi annem ben. İşte çiçeği. Biliyordum uzun soru. Çok 3 kişi taşıyor. 9-10 senelik bir çiçek aldım, bir daha da almadım zaten. Evet, hazır mısın? Hazırım, ben yazdım. 1-2-3 çiçek. Ne? Bileklik. Yeşil böyle ipi vardı. Londra'dan almıştım. Kazanamadım. Ben kesin kaybettim zaten. Şu anda bir dakika, senin 3 sorun var. Hepsini bilmem lazım. Sen bir tane bilebilirsen berabere kalıyoruz. Eğer ben hepsini bilirsem. Yani zaten yemeği kaybettim. Zor bir şey sorayım bari. Bir tane kolay soracağım söz. Bu soruların hepsi çok zor ya. Bundan, şey çok kolay bundan benim, sonraki soru söz sana avans sorusu. Yapmaktan en çok keyif aldığım spor hangisi? Az önce yazdın zaten. O senin sorundu. Bu benimki. E tamam biliyorum. Başka bir şey soracağım şimdi. Hayır. Başka soru sorar mısın o zaman? Hayır. Gerçekten değiştirecek. Hayır o cevabım doğru. Değiştirmeyeceğim. Yazmıyorum. Sen yaz ona soruyorum. Okuyun çünkü bakabilirsin. Tamam. Şu anda artık çok dengeler değişti. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bildiğim şeyi ve şu anda bildiğimi bildiğin için değiştiriyorsun. Hayır. Sen sorunu sordun. Tamam. En sevdiğim spor hangisi? Evet. Ben onu tahmin ettim. Ama sen bunu bildiğim için şu an bambaşka bir şey yazacaksın. Ben seni tahmin ettiğini bilmiyorum bu arada. Ben en sevdiğim sporu yazıyorum şu anda. Eminim beni yanıltmak için, kazanmak için başka bir şey yazacaksın. Hayır. Biliyorsun. Hayır. Peki. 1-2-3 Bisiklet. Kayak. Her türlü, evet. Her türlü tamam. Bisikletten. Kabul ediyorum. Ve bilemedim. Şimdi benim sorduğum bütün soruları bilmem lazım. Her hafta olmazsa olmazım. Ya ama o kadar genel soruyu bak ben ne kadar spesifik böyle düzgün sorular. Her hafta olmazsa olmazım. Burak bunu bilirsin. Ya hadi. Tamam ama ne konuda olmazsa olmazsın. Soru şimdi, bu. Yemek yemeden duramazsın Ceyda ama böyle bir soru olmaz. Bunu kesin kabul etmiyorum. Peki.
Peki. Her hafta olmazsa olmazsa ne? Yemek yemeden duramazsın yani. Olmazsa olmazım. Her hafta yapıyorum bunu. Her hafta gidiyorum. Her hafta çocuğa yoğurt yapıyorsun mesela. Olmazsa olmazın mı yani şimdi? Peki soruyorum. Neymiş cevabın ne? Her hafta tamam. Olmazsa olmaz. Hayır söylemiyorum. Söyle bakayım. Onu hani, çok saçma bir manikür, soru. Manikür, pedikür. Ya arkadaş yani böyle bir soru olabilir mi ya? En sevdiğim çiçek. Ben bak rekabet artıyor. Fark etmiyor. Hadi o zaman en sevdiğim çiçek. Çiçek mi ağaç mı? Çiçek. Ha tamam bir dakika bunu da buldum. Bir, iki, bak, ya bakmasana. Bir, bakmıyorum. İki, oraya bak. Üç. Ne ya? Orkide. Sümbül. Kokusuna bayılırım biliyorsun. Niye buldun diyorsunuz ona? Sümbül diye bir çiçeği ben senden hiçbir zaman duymadım. Bir şey İstanbul'da sürekli alırım. Hatta burada bazen markete geliyor. Direkt eve alıyorum buram buram kokuyor Allah'ını diye. Yani şu an kaybediyor. O yüzden sürekli bu tip hareketlere girişmeye başladı. Hatta burada kabul markete etmiyor. 40 yılda bir geliyor. İnanmıyorum deyip alıyorum yani buraya. Mor rengini. Sümbülün ben neye benzediğini öyle bilmiyorum şu anda. O kadar bilmiyorum. Tamam yani. Hadi sor. En son ne zaman sümbül aldın bu eve? Sürekli orkide alıyorsun. Hamileliğimde vardı. Orkide alıyorsun. Birisi orkideyi ben almıyorum. Orkideyi sen ve arkadaşlarım getiriyor bunu hediye. Bahçeye gittin, ağaçlara orkideler koydun. O eve gelen orkideleri bahçeye koydum. Hiç ben sümbül diye bir şey bilmiyorum. Yani sümbülü görsem, sokakta görsem tanımıyorum. Gerçekten şuraya sümbül getirsen ben sana göstereceğim tamam. Sümbülü daha sana. Ya yalanla dolanla oyun kazanıyorsun. Aa, hadi sor. En sevdiğim iki tane hobim nedir? İki tane olmaz. Tamam en sevdiğim hobim nedir? Olsun peki. Acaba iki tane olsun. Tamam bir tane olsun. En sevdiğim, sevdiğim hobim. Nedir? Evet en sevdiğim hobim nedir? Bir, iki, üç. Yerken. Hayır model uçak. Yazacaktım. Uçak uçurma yazacaktım. Vallahi yazacaktım. Şimdi ben de sıra. En sevdiğim renk. Ben bunu niye bilmiyorum ya. Ha, tamam buldum. Bir, iki, üç. Siyah. Sarı. Şu an sarı giydi. Hayır sen hep demiyor musun sarı bana çok yakışıyor diye. Onu babam, çocukluğumdan beri babam bana sarı rengi çok yakıştırmış. O yüzden babam hep bana sarı kıyafetler, elbiseler alırmış. Ayrıca seviyorum sarı rengi ama en sevdiğim renk siyah. Bu arada birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ben yine seni tanıyorum, sen beni tanımıyormuşsun. Vay be. Beraber çıktığımız tatil neresiydi? Bunu da bilinmeyecek şeyim. Zaten kaybettim. Artık önemi yok. Bir. Göcek. Yedi. Ve son soru. Bari bileyim de 5 yapayım ya. Yani 4'te de kalırsam tam rezalet. Acaba yap. Versem yok, sana bir ya puan. Yok ya biraz böyle kocanı kayırırsan sevinirim. Konuk geldim falan. Peki o zaman. Ayak numaram kaç? beş falan yazarım. Bir dakika ama bir dakika spor ayakkabını söyleyeyim senin diye. İki numara yazayım ben çünkü değil. Hayır tek ama numara değişiyor. Ama en çok tek bir numara giyiyorum. Dur, tamam hazır mısın? Hazırım. İki, üç, 35. 36 yazmıştım. Aa 36 pardon yanlış söyledim de 36 yazıyor bakın burada. 36 yazıyor. 35 yazıyor orada da hadi 36 ne? Yazıyor bak burada 6'sı var bak. 6'sı var. 35 de giyiyorsun çünkü. Tamam ben bunu kazandım ya 5. Tamam. Ne aldım yani. Ve sorularımız bitti. Aslında ya çok sormak istiyorum çok eğlendim ama bence bunu ara ara başka versiyonlarını yapabiliriz. Bakarız. Senin ben soru yani soru cevap yapabiliriz de senin soru sorma tarzını sevmedim. Hiç bana göre değil. Çünkü neden? Çok genel sorular. Lütfen. Yapamadan duramam. Lütfen ne demek düşüncenizi yani? Aşağıya yazar mısınız? Ben bu soruların cevabını nereden bileyim ki? Bunlar çok kolay sorular. Neyse kazandım. Kazandım ve yemeğe götürüyorsun beni. İlk videomda bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizler de bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bizler sizlerle olmaya devam edeceğiz. Umarım her hafta böyle güzel güzel videolar çekebiliriz. Çok heyecanlandım bilmiyorum. Bugün de konuşurken heyecanlandım. Bence güzel bir video oldu. Geneli bence bana göre.
Tabii siz, senin, Talya'nın, köpeklerimizin de olması çok güzel bir duygu. Güzel bir anı aslında benim için. Bu güzel bir anı kalacak hepimiz adına. O yüzden diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Neyse, Buğra, ben gizlide şunu söyleyeyim. Eğer bu tip videolarımı izlemek istiyorsanız lütfen yazmayı unutmayın. Bu arada sizler benden istediğiniz videolar olabilir. Amerika'da bir şey merak ediyor olabilirsiniz. Bir şey sormak istersiniz. İstanbul'da böyle ama orada nasıl diye sorular sorabilirsiniz. Ben de bunları elimden geldiği kadar sizlere cevaplamaya çalışacağım. Videolarını çekeceğim. Tekrardan teşekkür ederim.